Öncelikle zaten tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de biliyorsunuz ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Dövizdeki artış, sürekli dövizdeki dalgalanma ulusalda olduğu gibi yerel basında da hissedilmekte. Hem de fazlasıyla yerel basında daha fazla hissedilmekte. Bugün Gaziantep'te yayın yapan gazetelerimiz olsun, yerel televizyonlarımız olsun, özellikle uyduda yayın yapan televizyonlarımız, radyolarımız çok zor durumda bu dövizdeki anormal artıştan dolayı. Ama yerel basın bundan en fazla nasibini alan yerel basın oldu. Biliyorsunuz kağıt bizim tüketimlerimiz, en büyük tüketimlerimizden birisi yerel basının. Kağıt. Kağıtta anormal artışlar var. Yine aynı keza işte bizim tüketimlerimiz arasında kalıp var, pozlama var, yine boya. Bunlar biliyorsunuz ithal. Önceden SEKA vardı. SEKA kapatıldıktan sonra bu ürünlerin hepsi ithal ediliyor. Bunlar da dolara bağlı. Dolardaki artıştan dolayı şu anda %150 kağıtta da, boyada da, kalıpta da, pozlamada da bir artış var. Bunun yanı sıra yine bizim yan ürünlerim en büyük sorunlarımızdan birisi mesela dağıtım. Dağıtım motorize ekiplerle yapılıyor. Benzindeki artışlar yerel gazeteleri şu anda bitirmiş durumda. Şehrimizden bahsetmek istersem aslında tüm Türkiye'de aynı sorunları duyuyoruz. Gaziantep'ten bahsedecek olursam bugün Gaziantep'te gazeteler 12 sayfadan 8 sayfaya düştü. İç ünitelerimizi siyah beyaza döndük. Yine 8 sayfa çıkan gazetelerimiz siyah beyaz olarak yayın yapıyor. 4 sayfaya düşen arkadaşlarımız var. Doların yanı sıra kağıtta da bir sorun var. Yani para zamı kabul edip kağıt bulmakta da zorluk yaşıyoruz. İthal ettikleri için firmalar dünyada bir kağıt sıkıntısı var. En büyük sorunlarımızdan biri de o. Yani parayı bir tarafa bıraktığımızda kağıt da bulmada zorluk yaşıyoruz. Yine yerele baktığınızda bir yerel televizyonun uydu parası biliyorsunuz 22 bin dolar. Piyasalardaki her sektörde olduğu gibi piyasalardaki sıkıntı en çok yerel etkiliyor. Çünkü burada yerel basın resmi ilan gelirleri her geçen gün düşüyor. Türkiye genelinde baktığında bir %25, %30 bir düşüş var resmi ilanlarda. Giderimiz artıyor, gelirimiz düşüyor. Yerel basın adeta can çekiyor. Yani altın fiyatı gibi kağıt, öğlenden önce kağıdın fiyatı ayrı, öğlenden sonra ayrı. Buna devletimizden bir an önce el atılmasını istiyoruz. Örnek bugün basın ilan kurumu, resmi ilan alan gazeteler basın ilan kurumuna bağlı. Çıkmama şansımız yok. Günlük yayın yapmak zorundayız. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de basın ilan kurumu bu üç büyük ilimizde krediler veriyor. Biz bunun Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu'da da verilmesini istiyoruz. Gerçekten yerel basın zor durumda. Basın İlan Kurumu geçtiğimiz günlerde bayram öncesi bir açıklama yaptı ama bizim gazetelerde çalışan kadrolu sayımız 7 kişi. Bunu 6 kişiye düşürdü. Yani bir tane kısıtlamaya gitti ama bu da bizim yaramıza merhem olmuyor. Yani yaramıza merhem olmuyor. Gerçekten yerel basın kapatma aşamasında zor durumda. Eğer bu dalgalanma, bu dövizdeki yükseliş böyle devam ederse ben ileriki günlerde Türkiye'de, Gaziantep'te çok gazetenin kapatılacağını düşünüyorum. Örneğin işte İzmir'de mesela pazar günleri gazeteler çıkarken bundan sonra bu artışlardan sonra pazar günü çıkmama kararı aldılar. Bu dalgalanma il il yayılıyor. Yani sorunumuz aslında çok büyük. Yerel basın kapatma aşamasında, zor durumda. İleriki günlerde yani bugün gazetemizin sayfalarını düşürdük, renklerde kısıtlamaya gittik. Ama ileriki günlerde yani gazetelerimizi çıkarabilir miyiz? Artık onu düşünüyoruz. Bir an önce hükümetimizden bu soruna, kağıt sorununa, kalıba bir çözüm arıyoruz, çözüm bekliyoruz. Yetkililerin bir an önce yaramıza merhem olmasını istiyoruz. Yine bu krizden ülkemizde bu dövizden dolayı bir sıkıntı var. Sanayicilerimizde bir sıkıntı var. Burada yerel basın en çok nasibini alan yerel basın. Yani gazetelerimiz, radyolarımız, televizyonlarımız. İnsanlar ilk önce reklamı kısıyor. İşte örneğin gazeteleri kesiyor.
gazetelerin aboneliğini. Burada yerel basın çok önemli. Yerel basın olmazsa olmaz. Yani ulusaldan, yerelden ulusala biz burada halkımızı doğru bilgilendirmemiz için, güzel haberler yapılmamız için, yani aslında yerelden ulusala, az önce dediğim gibi yerel basın olmadan ben basının olacağını düşünmüyorum. Uzun zamandır aslında yerel medya bu sorunla uğraşıyor. Zaten geçmişte de zor şartlar altında bir yayın yapıyoruz ve ciddi manada zorlanıyoruz. Hem eleman, hem SSK, hem maliye, hem sigorta ve hem de baskı. Bunların hepsi bir araya gelince ister istemez zaten zorlanıyorduk. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada artık gerçekten ciddi manada büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Tabiri caizse neredeyse artık yürütemeyeceğimiz bir durumun içerisindeyiz şu anda. 2018'in Ocak ayından bu yana gazete maliyeti bizim açımızdan %100 arttı. Yani bugün hatta şöyle söyleyeyim, doların çok yükseldiği noktada çok da yansıtılmayan hali bu. Yani yarın bu bizim açımızdan çok daha zor olacak. Hal böyle olunca ister istemez basın ilan kurumuna bağlı olanlar her ne kadar 8 sayfadan aşağıya inemiyorsa da şöyle bir şey yapıyorlar. Birçok gazete şu anda Gaziantep'te artık tüm sayfalarıyla siyah beyaz çıkmaya başladı. En azından buradan bir maliyeti düşürelim dedi. Çünkü gelinen noktada biliyorsunuz medyanın, gazetelerin özellikle bir reklamlardan geliri var. Bir de aboneden geliri var. İster istemez siz artık halkın da, vatandaşın da, esnafın da içinde bulunmuş olduğu durumdan dolayı abone ücretini yükseltemiyorsun. Hal böyle olunca ister istemez artık kendinden, maliyetlerden bir şeyler indirmen lazım. Bunu da siyah beyaz çıkarak başladı birkaç gazete Gaziantep'te. Herhalde önümüzdeki haftalarda hemen hemen hepimiz, Gaziantep'teki bütün gazeteler muhtemelen siyah beyaz çıkacaktır. Yani aslında bizim bir basın ilan kurumundan gelen bir gelir var. Ama bu gelire baktığınızda bu gelir bir gazetenin, yani biraz önce saymış olduğum baskısıyla, SSK'sıyla, maliyesiyle, çalışanlarıyla, bunlara baktığınızda bugün itibariyle, yani Gaziantep'te söyleyeyim, ben basın ilan kurumundan gelen para bizim %50 giderimizi karşılamıyor. Yani şöyle söyleyelim, bir gazetenin maliyeti, aylık gideri, ortalama bütün giderleri hesapladığınızda bu 25 bin 30 bin civarında oluyor. Bugün basın ilan kurumundan bize gelen para ise 10, 12, 13 bin TL. Hal böyle olunca siz aylık olarak neredeyse yarısını açık veriyorsunuz. Bunun da yolu, yani ilan almaya çalışıyorsunuz, reklam almaya çalışıyorsunuz firmalardan. Ama bugün de içinde bulunmuş olduğumuz krizin işte boyutunu hepimiz biliyoruz. Hal böyle olunca firmalar da reklam vermemeye yanaşıyor. Belki bütçelerini açtığı için biz de artık bugünden sonra biraz daha bu maliyetleri nasıl düşürürüz, bunun derdindeyiz. Aksi halde yarın eğer bunu yapamasak, yarın tabiri caizse artık gazeteleri kapatmak zorunda kalacağız. Çünkü gerçekten artık çekilmez bir hal aldı ve bizim sırtımızda büyük bir yük. Bunu nasıl devam ettiririz? Şu anda arkadaşlarla, Gaziantep'teki gazeteci arkadaşlarla oturuyoruz, bunu konuşuyoruz. Bunu nasıl yürütebiliriz'in derdindeyiz bugün.